Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan yüzüne çıkamaz. 7 Haziran ile 1 Kasım arası en kritik dönemlerinden biri sözleri sonrası Davutoğlu kameraların karşısına geçtiği TV5 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisini bu ifadeler üzerinden eleştirenlere de tepki gösterdi. Bir kere tepki göstermesi son derece yanlış. Kritik bir açıklama yapıyor. Devamını getirmiyor. Açıklarsan bak şöyle olur böyle olur sokağa çıkamazsınız diyor. Ehaliyle muhalefette sana tepki gösterecek. Gazetecilerde sana tepki gösterecek. Toplumda sana tepki gösterecek. Ne biliyorsan açıkla diye haykıracak. Sonra da TV5 ekranlarına kendini savunmak için çıkıyorsun. Seni eleştirenlere ise bu şekilde tepki gösteriyorsun. Bu çok anlamsız ve manasız. Ha cesaretin içinde teşekkür ederiz. O sözü söyledin. Şimdi çıktın TV5 ekranlarında anlattın. Bakalım neler anlatmış. Benim konuşmam 1 saat. O cümle 27 saniye. Dostoyevski'nin romanının bir bölümünü okursanız oradan bir suç çıkarabilirsiniz. Bütününü okursanız oradan bir klasik çıkar. Bana saldırmak maliyetsiz. Muhalefet bana saldırdığında bir maliyeti yok. Özellikle iktidara yakın medya kuruluşlarına saldıranlar ise ödüllendiriliyor. Ben şunu dedim. Sandıktan çıkan neticeye saygı göstermek gerekir. Bu adayların seçime girmesi için bir engel varsa bu YSK'nın yetkisinde. Eğer göreve başladıktan sonra suç işlemişlerse mahkemeye çıkarılmalılar. HDP'li belediye başkanları ile ilgili diyor görevden alınan. Benim teröre destek verdiğim gibi bir argüman sundular. Bunu 31 Mart'tan önce Öcalan'dan mektup getirip kardeşini televizyonlara çıkaranlar bunu bana söylüyorlar. Beni tanıyan, seven insanlar bile bana soruyorlar. Peki kim bu suçlamayı yapan? Benim dönemimde hükümette yer almış isimler ya da MHP yöneticileri. Halktan bir talep geldi ve ben bu konudaki pozisyonumu netleştirdim. Terörle mücadele benim için en net unsurdur dedim. Ancak bu hukuken olmalı. Bana eleştiri getiren iki yer vardı. Niye 7 Haziran 1 Kasım dedim? O dönem benim mecliste çoğunluğum yoktu. 1 Kasım'dan sonra zaten çoğunluğu kazanmış ve terörle mücadelede risk alabilecek durumdaydım. 7 Haziran sonrası HDP çoğunluğu kaybettiğimiz için tahrike başladı. O zaman onları da uyardık. Eğer siz siyasi partiyseniz bu eylemlere destek vermeyin dedik. O dönem şehitler verdik. 3 Temmuz günü güvenlik birimlerine talimat verdim. Nasıl olsa geçici bir hükümet var. Biz tahrikler de yaparız, eylemler de yaparız dediler. Bütün terör örgütleri harekete geçti. 7 Haziran akşamı verdiğimiz sözün gereği olarak bu devleti milleti bir saniye kimsesiz bırakmayız dedik. Bütün kurumlar harekete geçti ve mücadele başladı. O dönem terör örgütünün her türlü tahriki yapmasını beklersiniz. Beni üzen iki şey oldu. Birisi MHP Genel Başkanı'na koalisyon için gittiğimde terörle mücadeleye destek için bizim hükümetlerimize destek vermesini bekledim. Beni şaşırtan sonuç yaptığımız tekliflere MHP'nin genel başkanının hayır demesi. Şimdi diyor ki hayır demedik diyor. Ben kendisinden izin alarak halkın önüne çıktım ve reddettiğini söyledim. Şimdi kendisi böyle bir şey yok diyor. MHP tarafından bana sandığa saygı gösterildin, demokratik hukuk devletinin gerekleri uygulansın dediğim için saldırı oluyor. Bana teröre destek verme suçlamasında bulundular ve kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ben böyle bir şeye izin vermem. Arkasından meclis çoğunluğu olmadan terörle mücadele kararı almış kaç kişi var? Yani o 7 Haziran'la 1 Kasım arasında sokağa çıkamazlar diyordu ya. MHP'yi kastediyor. Ben MHP'ye gittim bize destek verin dedim. Bana hayır dediler diyor. Bu neden nedir? Herhalde MHP'lilerden kendisine yönelik sen HDP'li belediye başkanlarını nasıl savunursun diye tepki var. O da onlara karşılık bu açıklamayı yapmış. Günlerdir yani bunun muhasebesi yapılmış. Ya bir kere Allah aşkına MHP niye sokağa çıkamasın ki senin bu ifadelerinden dolayı? Bütün meydanlarda AK Parti'ye, Erdoğan'a en ağır söylemlerde eleştirilerde bulunan bir MHP vardı karşımızda. Başkanlık sistemine hayır diyen bir MHP vardı. Bugün ise başkanlık sisteminin en sıkı savunucusu haline gelmiş bir MHP var. Senin bu sözlerinden dolayı mı sokağa çıkamayacaklar? Ey Davutoğlu! Neyse, beni derinden üzen diğer gelişme de 12 Eylül Kongresi'ne giderken toplamda 29 şehit verdiğimiz, hatta Van'da bu şehitlerin cenazesine katılırken benim arkadaşlarım kongre için bazı delegelerden imza toplamaya çalışıyorlardı. İkinci eleştirim ben cenazelerdeyken il başkanlarından, kongre üyelerinden benim karşımda imza topluyorlardı. Ben Ankara'ya döndüğümde ateş çemberinden geçerken
sizinle MKYK listesi müzakere etmem dedim. Bunlar yersiz söylenmiş sözler değil. MHP'leri tenzih ederim. AKP tabanını tenzih ederim. Onlar teröre karşı mücadeleye destek veren insanlardır. AKP'den benim tarihimi silmeye çalıştılar. Tehdit yoktu. İki husustan bahsettim. İkisini de açtım. Hayatım şeffaftır. Sözüm açıktır. Bir şey söylesem net söyler ve izin vermem asla diyor farklı yerlere çekilmesine. Tehdit alıyorum. Bedel ödetmek bir tehdittir. O hiç önemli değil. O yola çıkan bunları göze alınmıyorsa çıkmamalı. İyi niyetli eleştirileri anlarım. Başımın üstünde yeri var. O 27 saniyelik konuşmadan bunları çıkaranlar, üzerinde tepinenler FETÖ, PKK ve troll çeteleridir. Bu üçünün bana karşı bir ittifak etmesi bile birçok şeyi ortaya koyuyor. Orada duracak. Orada duracak. Kendisine tepki gösterenlere FETÖ'cü yaftası, PKK'lı yaftası vuramaz. Troll diyemez. Fatih Portakal ne dedi? Ne biliyorsan açıkla dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Meclise bir araştırma önergesi verdi. Araştırılsın dedi 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki tarihler. Ve Davutoğlu bunu açıklasın dedi. Sana birçok kişi çağrıda bulundu. Onların ne FETÖ'yle ne PKK'yla hiçbir alakası yoktu. Sen ortaya bir laf attıysan devamını getireceksin. Ha açıkla diyenlere de bu yaftayı vuramazsın. Bu yaftayı vurmaya çalıştığın kişilerin FETÖ'yle yakından uzaktan hiçbir şekilde alakaları olmamıştır. Ama sen ve senin yanındaki partindeki birçok kişi geçmişte bu adamın Türkçe olimpiyatlarına gitmiş, Pensilvanya'daki FETÖ liderini destekleyen açıklamalarda bulunmuş, yetmemiş yanına bile gidip ziyaretlerde bulunmuş. Ama sen kalkıp Fatih Portakal'a sen CHP'ye bu yaftayı vurursan olmaz, orada dur deriz. Orada dur deriz. Sana herkes hakkı olarak bir açıklama yaptıysan devamını getir ve açıkla dedi. Sen de şimdi açıklıyorsun, açıklarken sana açıkla diyenlere, aslında sana bir dost eleştirisinde bulunanlara bu şekilde damga vurmaya kalkıyorsun. Bu olmaz. Neyse devam ediyor. O gün yaşananlar devlet tarafından yapıldı ya da PKK mazlum gibi bir algı var diyor. Benim başbakanlığım dönemimde yapılan her şeyin hesabı verildi. O dönemki saldırıların failleri yakalandı ve yargılandı. O dönemdeki birçok kamu görevlisi hakkında yürütülen birçok soruşturma var. Bir kişinin sürüklenme görüntüleri vardı. O görüntü bana geldiğinde terörle mücadele yürütebiliriz ama insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına izin vermeyiz dedim. Soruşturma başlatıldı. Terörle mücadeleye destek veririm ama demokratik hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları her zaman daha önemlidir. Hiçbir arkadaşımla ilgili geçmişi karıştırma gibi bir şey olmaz. Kongrede bana yapılanı unutamıyorum. Dava arkadaşlığı böyle olmaz dedim. En azından terörle mücadeleyle uğraşırken bunlar olmamalıydı dedim. Bir diğeri de halkın vicdanı. Eğer o vicdandan korksaydım sokağa çıkmazdım. 7 Haziran 1 Kasım arasında gar saldırısı olduğunda öyle bir acı hissettim ki oradaki bütün yaralıları ziyaret ettim. Başbakan olarak görevim o acıyı yüreğinde hissetmektir. Arkasında kim vardır hepsini araştırırsınız. Benim o zaman başbakan olarak görevim şuydu. Ülkeyi bir an önce hükümete kavuşturmak. O yüzden koalisyon görüşmelerinde samimi davranmaya gayret ettim. Olamayınca bir an önce seçime gitmeye çalıştım. Meclisten güven oyu alamamış bir hükümet zaaf çıkartabilirdi. Hiçbir zamanda devlet otoritesi kavramını kullanmadım. Kullanılması gerektiğini düşündüğüm kavram kamu düzeniydi her zaman. Eğer bütün sayfalar açılırsa açıklamalar var. O hendekleri kimin kazdığının da açıklamaları var. Benim vicdanım da bu anlamda huzurlu. Türkiye o dönemde zaafa düşmemişse herhalde en büyük pay sahiplerinden biri o dönemi yöneten başbakanın olmalı. Belki bazı acı hatıralar vardır ortaya çıkar ama bizim üstünü örttüğümüz bir şey yoktur. Bana yapılan en ağır itham teröre destekti. Bana bunu söylemeseler ben o açıklamaları yapmazdım açıklamalarında bulunmuş Davutoğlu. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki sözleri bu şekildeydi. Açıklık getirmiş. TV5 ekranlarında anlattı. Yolu açık olsun ama şu dakikadan sonra artık ciddiyse yeni bir parti kuracaksa bir an önce AKP'den istifa etsin. Şeffaf bir şekilde düşündüklerini anlatmaktan korkmasın. Ve bir açıklamada yaptıysa devamını getirsin. Yoksa kuru tehdit olarak ortada kalıyor. 3-4 gündür Türkiye'nin gündemini bu mesele yüzünden meşgul etti. CHP'de gitti meclis hatta araştırma önergesi verdi. Komisyon kurulsun falan dedi. Milletin başka dertleri problemleri varken böyle uğraştırmasın. Cesur olsun, cesaretli olsun. İstifasını bir an önce sunsun ayrılsın. Yeni bir yola çıkacaksa, yeni bir vizyonla, yeni bir felsefeyle yola çıkacak ise cesur olmak zorunda olduğunun da bilincinde olsun.